Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Güneş Botanik'teyiz. Ben şimdi onların isimlerini tam ayırt edemiyorum, açmadan. Şimdi şöyle, hepsini numaralandırıyorum benim. Numaralardan da isimlerine bakıyoruz. Fotoğraflarını da çekiyorum. Fotoğraflarını da çekiyorum. Tabii. Şey, Echeverya değil mi? Evet. Echeverya'lar var, Aeonum'lar var. Şunlar da çok güzel, baksana. Onlarda da zaten bayılıyorum. Kristat. Tam isimlerini öğrenemedim daha. Latinceleri rengi zaten. Bak. Çok önemli değil ya, Latincesi bir Türkçesi. Evet, yani bir iki tane. Çok enteresan. Burası Endonezya'dan, Çin'den. Bunların hepsi oralardan gelme. Kendi ürettiklerim. Bu da çok güzelmiş. Evet. Beyin gibi fırlamış. Baksana sanki şey. Evet. Gibi. Bu iklimde yaşayabiliyor yani. Çok enteresan. Normalde adapte oluyorlar. Evet. Bunun güzelliğine bakar mısın? Mesela şu 100 yaşında, bana geldiğinde 85-90 gerçekten yaşındaydı. Gerçekten mi? Tabii, o 100 yaşında. Herhalde zor çoğalıyordu. Yani onu diyecektim. Tabii, çiçek bile açmıyor. Yavru yani, falan. Evet, yavru üstünde veriyor ama hemen hemen şu bir senedir öyle duruyor. Yani çoğaltılması da çok zor. Öyle olunca tabii daha bir özel oluyor. Tabii. Bunlar da çok güzel. Herhalde sizin kendiniz ayırdığınız koleksiyon bu taraf. Senelerdir evet. Benim bahçemde vardı. Buraya getirdim. Evet. Şu siz mesela, daha önceden de ilgileniyordunuz tabii zaten. Tabii ben 30 sene. Şu mesela. İnanır mısınız şu 250 TL toptancıdan alışım benim. Ağaç. Fakat bu şu hani şeyde var ya, ne diyeyim, okyanuslarda işte bazı adalarda falan. Evet. Şu ağacın kendisi. Gece uyur öyle komple kapanır. Gündüz açar. Öyle bir değişik. Ama bir şey. Öyle daha ufak herhalde değil mi? Çok ufak. Ufak ufak tabii. Yani koleksiyonluk olarak ben şey yaptım. Şu an nasıl? Evet. Ben hayatımda ilk defa bunları görüyorum. Yani bu kaktüsün bu kadar değişik olduğunu hiç evet. Görmemiştim. Evet. Burası gerçekten çok değişik. Açmıyor değil mi değişik kaktüsler şu an? Ne zaman mevsimleri? İşte bu zaman ya, değil mi? Açanları oraya aldım bakın karşıda. Aa tamam, onları açanları da şey oraya yapıyorum. Aldım. Mesela şu çok orijinal, bunu gördünüz mü? Ben de çok merak ediyorum. Bakın şimdi şurada her biri bir çiçek bunun. Küçük eğer küçük olur. Düşündüğüm gibiyse harika bir şey gelecek o. Evet. Açanlar orada. İşte onları numaralandırıyorum. Çok güzeller. Ben sana onu anlatmaya çalışıyordum da tabii. Yaprak gibi değil. Anlatmayla gibi değil. Olmuyor. Evet. Şimdi kaç numaraydı o, resme bakmam bu lazım. Bu açıldıktan sonraki hali mi yoksa? O artık ölüyor. Ha, evet ölüyor. Şu. Ölüyor. Şunun gibi o, böyle. Yani bir 3-4 gün bir hafta kalıyor. Bir hafta sonra kayboluyor. Diğer çiçeğe geliyor. Şu bir numara. Bunlar da çok güzelmiş kalp şeklinde. Bunlar biliyorsunuz değil mi? Konifityum dediğimiz. Hı hı. Şu taş kaktüslerin değişik bir şeyi. Onlar da çok değerli bir grup. Özellikle şu grup güzel. Çok değerli. Cam gibi olanlar. Bir numaradan bahsediyordun. Bak bir numara çiçekleri de çok şimdi enteresan. Şimdi sarı bir tane var. Şuna bakar mısınız? Çok evet. Enteresan. Rengarenk, renk ve her bir ya yapma. Böyle bir de böyle ismi kötü. Aslında çok güzel. Aslında ve onlar kok, niye böyle, evet. Evet çok da kötü kokmuyor. Hiç kokmuyor. Koksa bile görüntüsü yeter. Onları çok farklı ya. Bakın şu kaç numaraymış? 6. Ayten baksana şu güzelliği. Şu elden büyük. 6 hangisi? Oo. Şu. O evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu çiçeğin şeyinden, annesinden çok daha büyük. Şöyle baksana kocaman bir şey. Anne çeksene. Şöyle çekeyim. Güzel gözüküyor. Onları hep ayıracağım. 6 numara. Mesela şurada 2 tane 4 var filan. Derken ondan sonra satışa çıkaracağız. Saray çıkacakmış bak. Çoğaldıktan sonra satacağız. Yani. Birden fazla olursa, olmayanlar mesela bir tane çıktı, onlardan çoğaltacağız ondan sonra. Yani şu koleksiyonu çok zor. Ben bir ara yakaladıydım, geri dağıttım.
Şimdilik tekrar yapmaya çalışacağız inşallah. Şunların çoğalması kolay mı? Bunlar kolay ama bunlar aslında şu anda ters. Kışın bunlar uyanır, yazın uyur. Çiçekleri ama benimkiler hiç uyumuyor. Burayı herhalde çok seviyor. Evet, burayı çok sevdi ve doldurdu bakın saksıyı. Bu kadar değildi bu. Çok iyi yılmış. Çok harika. Şundan da var bende. Tabii şu ana kadar yavrum yeni aldım. Hı-hı. Dibinden mi yavruluyor onun yavrulama? Nasıl? Yok, onu bunlar dibinden yavruluyor da o şeyden tohumdan oluyor onlar. Evet. Bu da değişik bir form, bayağı uzuyor. Baksana. O değişik, evet. Bu da leş kaktüs grubundan değil mi? Yok, leş değil. Benziyor biraz. Onun ismini ben de şu anda hatırlayamıyorum. O çok güzel, tam ortasından şuradan sarı bir çiçek açar böyle kocaman. Hmm. Hepsi farklı dönemlerde açıyor herhalde değil mi? Yani ortak mevsimlerde var. Açar. Bu mevsimlerde açar. Çünkü kimisine çiçek görüyorum, kimisine görmüyorum. Acaba diyorum hani şey mi? Farklı aralıklarla mı açıyor? Ya şimdi o hava durumuyla ilgili, yeriyle ilgili, yani şu ortamda hepsi açar. Bizim balkonumuz gayet geniş, güneş de alıyor. Ve böyle saraya da çevrilebilir aslında değil mi? Tabii cam balkon falan yaparak. Sizde özel türler var mı? Leş kaktüsler bayağı var ama şu an dediğim gibi hangileri var hangileri yok açınca belli olacak. Ben sizden rica edebilirim bakın. Yani hem çoğaltmak için. Ben de fazla olanları size veririm. Hı-hı. Hangileri olur. Var ona göre şey yaparız, parçalaşırız. Yani bayağı bir topladım ben tabii açmasını bekleyeceğim. Ama şimdiki çoktan açması lazımdı. Çok küçük. Küçüktü. Hayır küçüktü. Hı-hı. Hatta üstünde tomurcuklu gelen vardı tabii yer değişikliği olunca o şey tomurcuğu şey yapmadı açmadı. Hı-hı. Nereden alıyorsunuz? İnternetten mi? İnternetten ama bayağı araştırıp da böyle çok zor buluyorum onları. Hmm. Normal çok klasikler standart zaten çok kolay bulunuyor da bulunuyor. Daha özeller çok zor bulunuyor. Bu kendi formu mu yoksa nasıl? Bu evet kendi sana formu. Anlattığım tabii, tabii. Şey o zaten. Çok enteresan. Değil mi? Örümcek ağ örmüş gibi. Kendi yapıyor bunu. Tabii. Büyük bir şey ama etrafını sarıyor. Mesela o sarıyor, bu sarıyor. Bunlar sarmıyor. Bu sarıyor. Evet. Tekrar çıkıyor gibi. Şu variegate dediklerimiz de çok ayrı bir dikkatimi çekiyor ya. Hangisi? Yani şey herhangi bir hangisi olursa olsun variegate türleri daha... Variegate. Doğru, doğru. Benim en çok sevdiğim şey. Yani daha bir. Ben bunlara boyandım. Bunlar çok enteresan. Şunu görebiliyor musun? Şuna bakın. Kök bek yok. Annenin şeyiyle gücüyle bak orada da. Hiçbir şey yok. Kök yok. Oo, çok güzel. Nasıl çıkartmış? Maymun kuyruğu denilen mi? Ben... Yok. Bu normal sütun atlas. Ama daha kalın. Evet. Mesela yani klasiklerin haricinde şu. Çünkü başkası bunu kurudu diye atar. Mesela. Evet. Görüyor musunuz? Bu canlı. Bakın bebek evet. Vermeye başladı. Çok enteresan. Çok orijinal. Yani bu tür orijinaller çok hoşuma gidiyor. Evet. Yani ender benim şey de öyle. Ender bulan. Evet. Bir daha bakacağım. Tomurcuğu. Yani onu çok enteresan bulun. Bir bitkinin kendini koruma altına alması. Evet. Şununla şu aynı galiba. Şu tomurcukları hangisi? Birbirine benziyor şununla. Bak. Vallahi büyük bir ihtimal. Şu mesela şundan. Bu 3 tane mesela. Hatta aynen. Bu da o olabilir. 4 tane. Hatta 5 tane. Bunlar çok orijinal olacağını düşünüyorum. Onlardan verebilirim ben size. Bizdekilerden değil mi? Ayırmışsın. Resimleri var mı sizdekilerini? Dün bana sordun ya bunlar birbirine yok. Benziyor mu diye. Benzerlerine baktık ya. Aynı bu şekildeydi o küçükleri. Bunun benzeri. Kullanıyor ve toprakları değişiyor geliyor. Yani şey bir nevi ön yükleme evresi gibi. Ya burası çok kötüydü. İşte ayırdıkça buraya alıyorum. Mesela orada, bakın bu da burada açmış. Klasik dediğim benim. Çok güzeller ya. Şunun boğumlarına bakar mısın Ayfer? Çok enteresan değil miymiş bu? Evet bir bastırmış. Şu mesela klasik dediğim şunlar.
Bunlardan biriktirmiyorum. Eski olan şu. Yani bunların saksısı değişecek. Evet, bayağı kötü olmuş. Bunları görüyor musunuz? Hı-hı. Hepsi çok harika. Ama saksılar yani değişecek. Ölmeyeceğim, yaşayacağım diyor. Yaşayacak Allah izin verirse. Yani 3 sene yaşadı. Şimdiki artık... Şunu gördüm Ayfer. Neyi? Yapraklarını... Ha, evet, o süt ağacı. Yani halk dilinde süt ağacı. Gerçek ismini bilmiyorum. Şimdi bunların hepsi buradaydı. Ayıklaya ayıklaya getirdim. Şimdi daha özel türler bu tarafta olmaya başlıyor. Evet, evet. Şimdi evet. Burada da var daha. Onları da buraya getireceğiz. Ondan sonra bunları da burada devam edeceğiz. Şu da çok güzelmiş, kaktüs. Hangisi? Şu mu? Hı hı. Onun ismini değişik bir şey söylüyorlardı. O masada bakalım da vardı. Gördünüz mü? Ha, şurada gördüm ben. Onun benzeri mi acaba? Masada vardı. Şunun aynısı değil mi? Evet, aynı. Ben de şimdi onu gördüm. O da çok güzel gözüküyor. Evet. Hatta bakayım ben onun ismine. Hatta şeye bakın. Masadakilerine bakalım. Masada mavileri de var. Şey, kenara dönmüş biraz. Şuna bakar mısın? Baksana yemiş gibi. Yeniliyor zaten onlar. Hı hı, Mersin gibi bir şey. Ay, paçalılar. Bizim de var böyle yanlış tavuklarımız. Şey... Öyle mi? Bunlar cins tavuk yalnız. Pizan. Habeş. Ben bunlardan çok baktım. Habeş yok. Beyazı vardı, ben beyaz. Bendekiler beyaz. Çok yaramaz ya. Pizan var bizde böyle, kafası kocaman, yüz yuvarlak. Şemsiye var sanki kafası, öyle düşünün. Aynen, bunlar da öyle işte. Habeş o kadar değildi. Hani böyle peluş gibi Habeş, olan, peluş. Evet, peluş gibi böyle olanlar var ya, daha küçük olan. O çok yaramazdı. Çok güzelsiniz. Burada şimdi bakın bu mavi. Özel şey girişe kaya bahçesi yapacağım. Bunları oraya alacağım. Şöyle kayalardan. Böyle güzel bir şey yapacağım. Özel tür dediğimizde bunun daha miniği. Neler yaratıyor. Evet, ya. Etçil o, böcek yiyen. Baksana sinek yiyor, sinek içine giriyormuş, şey yapıyormuş. Kapatıyor mu bu? Çok enteresan ya. Seni de yemiyorsun, dikkat et. Var mı içinde diye bakıyorum, var galiba. Vardı, maşallah büyümüş bak, böyle oluyor. Oradan ondan sonra kocaman oluyor bakın. Keseli bildiğiniz ya, evet. İçi dolu mu peki, var mı? Var, bir şeyler var. Oluyor. Kanatlı bir şey var. Ama bu kanatlı bir şey var. Evet. Yeni zaten geliyor. Baksana. Evet. Çok enteresan bir formu var. Ateistler önünden çıkmasın. Çok güzel değil mi? Evet. Kalp karşı çiçeği. Ha, bunun gövdesi böyle ağaç formunda oluyor muymuş ya? Hangisi? Bende de var. Bonsai formunu almış. Arkada demek yaşlandıkça oluyor. Bunları kopluyor öyle. Bu dördüncü mü beşinci alışı bu. Ha, var bende de. Gövdesi böyle olunca farklı geldi. Normal mi bu Haydar abi yoksa? Normal rengi mi bu? Normal rengi. Tazeymiş. Böyle daha evet, yok şey normal ya. Rengi. Ve çok dayanıksız deyince yenisi dökülüyor. Böyle. Öyle mi? Evet öyle. Ama düştüğü yerden yenisi bitir. Evet. İstedikleri bıçakların kendileri
bağlayacakları. Bir bakayım. Bu bakar mısın? Bundan göstermiştim. Klasikler işte onlar. Onlar hiç ilgimi çekmiyor ama çok da güzel görüntüsü var. Yani her keseye göre şey diyoruz ya, büyüğünü alamayan insanlar küçüğünü alıyor. Güneş Botanik'ten bunları aldık. Bunlar değil, bunları kahvaltı yaptığımız bir kafeden aldık. Şöyle. Güneş Botanik'i Haydar abimiz işletiyor. Çok tatlı bir abimiz. Gitmenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel çeşitleri var. Özellikle leş kaktüslere çok meraklı. Koleksiyonları var. Burada var. Bir tane de var. Bu şekilde kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Sevgiyle kalın.